Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bu videoda kararsızım, hangi drone almalıyım gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. Aslında direkt şu cihazı alın demeyeceğim. Tamamen sıralayacağım ve bütçenize uygun olan cihazı alacaksınız. Videonun sonunda belki spontane kendi gönlümden geçen drone'u sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar, bir drone alacaksınız. Burada herhangi bir bütçe belirtmiyorum. Ben sadece sırayla gideceğim ve güncel şartlarda özellikle arkadaşlar size şimdi Spark alın ya da DJI Phantom 1 alın, 2 alın, 3 alın vesaire demeyeceğim. Ben tamamen güncel şartlarda alınması gereken drone nedir, onlardan bahsedeceğim. Çünkü Instagram üzerinden Uçarak Keşfet'ten bana birçok soru geliyor. Hangi drone almalıyım? Hangi drone almalıyım? Bu kadar param var, hangi drone almalıyım? Sen hangi drone'u kullanıyorsun gibi birçok soru geliyor. Elimden geldiğince onlara dönüş yapıyorum. Arkadaşlar, bir, drone alınca sizin amacınız nedir bir kere onu bilmeniz lazım. Profesyonel sinema sektöründe mi çalışacaksınız? Yoksa travel, seyahat işlerinde mi kullanacaksınız? Yoksa hobi amaçlı mı kullanacaksınız? Hem iş hem icraat mı olsun? Onu bir kere bilmeniz lazım. Bu yüzden mesafe sizin için çok önemli mi? Portatif mi olmasını istiyorsunuz? İstanbul gibi bir yerde mi uçuş yapacaksınız? Veyahut da uçuş yapacağınız yer çok mu rüzgarlı? Hava şartları çok mu tekin? Bunları bir kere çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Ne kadar para verirseniz verin, eğer bunları bilmiyorsanız alacağınız drone 5 para etmez. O yüzden arkadaşlar, şöyle bir sıralamak gerekirse benim gönlümden geçen profesyonel manada bence kendini kanıtlamış testlerle, bence bu videolar çünkü benim şahsi fikirlerim. Arkadaşlar, ben tamamen yeni başlayanlara, çocuğunuz vardır, abi hangi drone alayım? Çocuğunuza yeni başlayacaksa, böyle 3-4-5 yaşlarındaysa, 6 yaşlarında, hadi 7-8 olsun, hani maksimum 12 olsun. Bizim 12 yaşında FPV pilotumuz var. Batu. Yani çocuk profesyonel manada Türkiye'yi temsil eden drone yarışı, Teknofest'te yarışıyor. O yüzden yaşı küçük diye böyle dandik dronelar almayın. Dandik dronelar alırsanız çocuğunuz uçuş yapmaktan bıkar. Çünkü neden? Cihaz asılı kalmıyor. Cihaz havada, rüzgar yerde tak. Bir bataryalar nerede? Evin içinde uçuyorsun. Tavana vuracaksın, lambaya vuracaksın, lamba kırılacak, oraya vuracak, buraya perdeye dolanacak, gidecek kardeşinin saçına dolanacak. Çünkü niye abi, BİM'den almışsın 300 liralık 500 liralık drone. Arkadaşlar, bunlar 5 para etmez. DJI'nin çıkardığı bir tane Tello drone var. Kumandası çıkıyor, ufacık bir şey. Bunlar 18 yaş altı, evin içinde uçurabileceğiniz, rüzgarsız ortamda. Dışarıda uçursanız %90 gider çünkü bunlar fırçalı motorlara sahip. Şimdi fırçalı motor, fırçasız motor nedir, bunlardan bahsetmeyeceğim ama birinci drone DJI Tello arkadaşlar. Şu an BİM'de satılıyor, evet. 350-400 liraya kumandasız bir şekilde telefonunuzdaki uygulamayla beraber kullanabiliyorsunuz. PlayStation konsollarına dahil edildiği videolar var. Bunları araştırarak bulabilirsiniz. Eğer ki evin içinde çocuğumu alayım ya da ben bir hevesimi alayım, nasıl bir şey olduğunu göreyim diyorsanız bu cihazdan başlayabilirsiniz. Neden DJI dedim arkadaşlar? DJI kendini kanıtlamış bir drone marka. Skydio var, Autel var. Gerçekten kendini kanıtlamış drone markaları bunlar. Fakat özellikle bizim ülkemizde ikinci el piyasasında da rahatça müşteri bulabildiğiniz tek drone markası bence DJI. Bu yüzden DJI üzerinden gideceğiz. İkinci olarak arkadaşlar, güncel şartlarda DJI Mavic Mini. Hem ufak hem 2K çekim yapıyor. Şimdi abi çıktı DJI Mini 2. Bunda da 4K var. Bence Mavic Mini'nin güncellenmiş versiyonu. Yani bir güncelleme ile bence Mavic Mini de 4K çekebilir ama hani DJI Mavic 2 Pro ile DJI Mavic Pro gibi olur. O yüzden o konuyu da çok değinmeyeceğim. İkinci drone'um arkadaşlar Mavic Mini veya Mavic Mini 2 arkadaşlar. Paranız varsa bunları alabilirsiniz. Gerçekten ufacık elim kadar drone. Yani bir iPhone boyutunda. iPhone 7 Plus, 8 Plus boyutunda. Ve kumandasından küçük arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Ve quick shot'ları var işte. Otomatik takip özelliği, işte etrafınızda bir dönüş vesaire, bunlar var. Ama arkadaşlar, tek eksik yanı ne? Sensör yok. Bu kadar küçük bir cihazı da tutup da ta uzaklara yollayamayacaksınız zaten. Mesafesi kısa olacaktır. Genelde kendinizi çekmek için. Uçan bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Selfie amaçlı. Gördüğünüz manzaraları, gezdiğiniz yerleri çekeceksinizdir. Bence bu sizin için çok faydalı bir drone olacaktır. Çünkü çantanızda özellikle travelcılar arkadaşlar, seyahatçılar, bloggerlar bu drone'a bayılacaktır arkadaşlar. Bence ikinci drone kesinlikle Mavic Mini olacak. Yani bunu bir yönlendirme olarak düşünmeyin. Bunlar benim kendi fikrim. Kullandım arkadaşlar. Bu söylediğim cihazların hepsini kullandım. Üçüncü drone arkadaşlar, ikinci el piyasası hala var olan Mavic Pro. Çünkü DJI'nin amiral gemisi çıkardığı zaman gerekse uçuş süresi olsun, gerekse rüzgara olan direnci olsun, bunlar mükemmel. Güncel şartlarda hala alınabilecek cihazlardan bir tanesi. Tek sıkıntılı yanlarından bir tanesi, kamerası 4K çekiyor fakat çok kamerası iyi değil. Hani 4K'sı 2K gibi falan yani. Ama gayet iş görür arkadaşlar. Bu kesinlikle kötü olduğu manasına gelmez. Birçok arkadaşım hala bu cihazı kullanıyor ve kullandığımız cihazları zaten biz ya YouTube'a ya da sosyal medyaya görüntü çıkarmak için kullanıyoruz. En azından ben öyle kullanıyorum. Eğer ki sinema sektöründeyseniz zaten Phantom Pro'lar veyahut da Inspire gibi, Matrix gibi drone'ları tercih etmelisiniz ki zaten bu videoda ihtiyaç duymazsınız. Bir sonraki drone'umuz arkadaşlar Mavic Air 2. Özellikle DJI Halil Bekar'a yolladığı zaman beraber uçuş yapma şansı yakalamıştım onunla. Yani cihazı Türkiye'de ilk uçuranlardan bir tanesi de benim. Arkadaşlar, cihaz bence Mavic 2 Pro'nun kardeşi. Tek eksik yanı 2.8 diyafram var. Onun yanında da DJI zaten 16, 64 ve 256 ND filtre yolluyor. Yani bu da diyor ki DJI, hani yüksek shutter'larda kendine göre sinematik görüntüler kullanabilmek için bunlar senin ihtiyacındır. Ayrı alma. Al kardeşim, benden sana bunlar hediye.
hediye ediyor. Arkadaşlar cihazın 48 megapiksel mükemmel derece fotoğraf kalitesi var. Bence benim şahsi görüşüm Mavic 2 Pro'nun 1 inç sensör olmasına rağmen Mavic Air 2 kadar kaliteli fotoğraflar çekemiyor. Özellikle yakınlaştırma konusunda Mavic Air 2 mükemmel. Mavic Air 2'nin diğer bir yanı arkadaşlar 34 dakika net havada uçuş kalıyor ki 34 dakika tabi hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir ama Mavic 2 Pro'dan fazla havada kalıyor arkadaşlar. Bunun kesin ve net bir şekilde test ettik. Özellikle mesafe konusunda Mavic Air 2 ilk kumandanın değişiklik gösterdiği drone markası arkadaşlar. Biraz daha kaba ele oturur, portatif DJI'nin değişikliğe gittiği bir kumandası var. DJI'nin bundan sonraki benim tahminimce çıkaracağı bütün dronelarda o kumandayı kullanacaktır. 4K'sı var arkadaşlar. Tabi 4K'sı Mavic 2 Pro'nun 4K'sı kadar kaliteli değil. Ama arkadaşlar bence Instagram için, YouTube için kesinlikle, yani profesyonel iş için kesinlikle yeterli. Tabii sinema sektörün için yeterli değil ama bu dediğim platformlar için kesinlikle yeterli arkadaşlar. Ve paranız varsa kesinlikle portatiflik açısından, kalite açısından, peynir ekmek gibi kapışılan, görüntüleri mükemmel olan Mavic 2 Pro arkadaşlar. Piyasası şu an kombos 18 milyar, 19 milyar civarı. Bu yüzden eğer ki paranız varsa Mavic 2 Pro alabilirsiniz. Ama ben ona o kadar para vermem diyorsanız arkadaşlar bence kesin Mavic Air 2 almalısınız. Tabi bunun üst modelleri var arkadaşlar. Phantom 4 Pro var, Inspire'lar var, Matrix 600'ler var. Yeni çıkan birçok DJI'nin drone'u var arkadaşlar. Ama bütçe ve fiyat performans ürünü dersiniz arkadaşlar, benim gönlüm kesinlikle Mavic Air 2'den yana. Bu bir yönlendirme gibi olmasın. O kadar para verilir mi ona? Mavic 2 Pro mu alayım, Mavic Air 2 mi alayım gibi sorularınız varsa arkadaşlar bence kesinlikle bu devirde Mavic Air 2 almalısınız. Çünkü havada ne olacağı belli olmuyor. Bir martı geliyor çat diye drone'unuza vuruyor ve çöp oluyor. Mavic Air 2 en azından şu an 9 milyar bandında. Mavic 2 18-19 bin civarında. En azından bugün böyleydi. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmem. Belki yeni çıkan modeller bu fiyatları düşürür. Ha dersiniz ki arkadaşlar ben bu cihazlar dışında, DJI markası dışında bir drone arıyorum. Ben motor tutkunuyum. Koray Brand gibi. O zaman arkadaş SkyDio alacaksınız. Diğer sizi takip ediyor. Mükemmel derecede takip özelliği var. Şimdi Mavic 2 Pro'da arkadaşlar 5 megapiksellik sensör var. Mavic Air 2'de 2.5 megapiksellik bir sensör var. Ama SkyDio'da arkadaşlar bunların daha fazlası var. Ve engellerden kaçışı gerçekten mükemmel. Bir de arkadaşlar tabii Türkiye piyasasına son bir senedir diyeyim. Yani bir sene belki olmamıştır. Arkadaşlar Autel var. Autel Evo markasıyla DJI Mavic 2 Pro'ya resmen kafa tuttu. Gereksiz 6K gerekse 8K görüntü alabilme açısından, havadaki direnci, görüntü kalitesi, softluğu vesaire DJI tahtından edecek gibi. Son dönemlerde meydana gelen DJI bilgilerimizi, nerede olduğumuzu işte bildiriyor. Sınırlamalar getirdi bir sürü. Yok şunu yapamazsın, yok bunu yapamazsın. Cihazı kaldırıyorsun, cihaz kalkmıyor vesaire. Tabii Autel Evo'da bu yok. Cihazı istediğin yerde kaldır. Yani bu da iyi bir şey mi? Bence değil ama en azından isteyen istediği yerde uçabiliyorsa tabii bu da güzel bir şey. Bunları arkadaşlar kendiniz değerlendireceksiniz. Kesinlikle arkadaşlar böyle gidip de Çin malı ürünlere 500, 600, böyle 1000 lira gibi komik rakamlar vermeyin. Alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kaliteli bir drone alın. Ömür boyu kullanın diyebileyim yani. Hatta kullanmazsanız böyle piyasa değeri olan cihazlar bunlar. Hemen elden çıkartabiliyorsunuz. Ama diğer drone'lar çöp oluyor arkadaşlar. O yüzden öğrenmek de istiyorsanız kesinlikle bir kursa gitmelisiniz. Kursa gittikten sonra zaten profesyonelleştikçe kullandığınız hiçbir cihaz sizin tatmin etmez arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu yararlı bulduysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eksikliklerim, yanlış anlattıklarım varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Kırımsız uçuşlar dilerim. Esen kalın.